Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 2021 tarih genel tekrar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar video serimizin şu anda tekrarı gelecektir. Yani seri takip etmenizi ben tavsiye ediyorum. Videoları da sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar sürekli izlediğiniz zaman dinlediğiniz zaman tekrar yap, yapmış olursunuz arkadaşlar. Faydanıza olacaktır. Birinci sorumuza hemen geçelim. Trabzon hangi padişah döneminde fethedilerek Pontus devleti yıkılmıştır arkadaşlar? Bu sorumuzun cevabı Fatih Sultan Mehmet döneminde olacaktır. İkinci sorumuz Karadeniz ne zaman Türk yolu haline gelmiştir? Arkadaşlar 1475'te Kırım'ın almasıyla Türk yolu haline gelmiştir diyoruz. Doğu Anadolu'nun güvenliği hangi savaşla sağlanmıştır arkadaşlar? Böyle bir sorumuz var. 1473 Otlukbeli Savaşı ile Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanmıştır. Osmanlı Devleti ve Memlüklerin ilişkileri ilk defa ne zaman bozulmuştur şeklinde bir soru var arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde bir diğer sorumuz Cülus Başışı dağıtımı ilk kez hangi padişah döneminde yasallaşmıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminde cevabımız olacaktır. Altın para ilk kez hangi padişah döneminde dağıtılmıştır arkadaşlar? Bu sorumuzun cevabı da Fatih Sultan Mehmet olacaktır altın para. Ve arkadaşlar Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde inşa edilmiştir şeklinde bir soru var. Bu sorumuzun cevabı da Fatih Sultan Mehmet olacaktır. Ben bilerek Fatih Sultan Mehmet ile ilgili arkadaşlar sorular koydum. Çünkü soru gelmektedir Osmanlı dönemi ile ilgili. Fatih Sultan Mehmet döneminde en büyük eğitim kurumu hangisidir şeklinde bir soru var arkadaşlar. Sahne Seman Medresesi olacaktır. Rumeli Hisarı bir diğer ismi arkadaşlar Boğaz Kesen hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? Cevabımız yine ne olacaktır? Fatih Sultan Mehmet olacaktır. Fatih Sultan Mehmet döneminde divana kim başkanlık etmeye başlamıştır arkadaşlar? Cevabımız sadrazam olacaktır. Osmanlı Devleti'nin ilk kanunnamesi hangi padişaha aittir arkadaşlar? Cevabımız Fatih Sultan Mehmet. <laughs> Kısacası Fatih Sultan Mehmet ile ilgili gelişmeleri hepsini tekrar ediyoruz. <laughs> Özür dilerim. Kanunname-i Ali Osman ile kardeş katlin yasalaşmasındaki amaç nedir arkadaşlar? Cevap taht kavgalarını önleyerek merkezi otoriteyi güçlendirmek arkadaşlar. Osmanlı Devleti ve Memlükler arasında savaş arkadaşlar hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Savaşan hangi padişah döneminde? 2. Beyazıt arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında. Safe ve İran devletin kışkırtmasıyla Anadolu'da çıkan ayaklanma hangisidir? Şahkulu ayaklanması. Arkadaşlar Safevi ve devletin bir diğer ismi İran devletidir. Anadolu'da Türk Birliği tam olarak hangi savaş sonrasında sağlanmıştır? Cevabımız 1515 Turnada Savaşı. Turnada Savaşı ile hangi beyliğe son verilmiştir? Cevabımız Dulkadir oğulları beyliğine son verilmiştir. Baharat yolunun denetimin tamamıyla ne zaman Osmanlı hakimiyetine geçmiştir arkadaşlar? Mısır'ın fethiyle. Evet. Fransa'ya kaplasyonlar ilk kez hangi padişah döneminde verilmiştir? Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar. Fransa'ya kaplasyonlar ilk kez. Kimin döneminde? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilmiştir. Akdeniz hangi padişah döneminde ve hangi savaşla arkadaşlar Türk gölü hanne gelmiştir? Cevabımız Kanuni Sultan Süleymi, Süleyman dönemi arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz arkadaşlar ne olmuştur? Türk gölü hanne gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hangi isyanlar çıkmıştır? Sırayla arkadaşlar. Kalenderoğlu, Baba Zünun, Camberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanları arkadaşlar. Bu soru önemlidir. Bunu böyle arkadaşlar ekran resmini alın sizde kalsın telefonunuzda bilgisayarınızda falan bunu tekrar edin bir yere yazın sırayla Kanuni Sultan döneminde hangi isyanlar çıkmış şeklinde Evet İran ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ilk resmi Antlaşma hangisidir 1555 arkadaşlar Amasya Antlaşması olacaktır Bu da önemli birinci Süleyman döneminde düzenlenen Hint Deniz Seferi'nin amacı nedir arkadaşlar Hint Deniz Semeri'nin amacı cevabımız Hint Denizi'ndeki Portekiz hakimiyetini azaltmak ve Hint ticaret yolunu ele geçirmekte arkadaşlar. Amaç budur. Yine Bahta Deniz Savaşı hangi dönemde yapılmıştır ve bu savaş Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Sokulu Mehmet Paşa döneminde arkadaşlar yapılmış. Bu savaş sonrasında Haçlılar tarafından Osmanlı donanması yakılmıştır diyoruz. Yine Bahta. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar Osmanlı Devleti arkadaşlar Osmanlı Devlet anlayışı hangi temeller üzerinde oturtulmuştur? Bu da biraz yoruma dayalı bir soru. Türk gelenek ve görenekleri, İslam dininin kuralları, fethedilen bölgelerin uygulamaları arkadaşlar. Bunlar nedir? Osmanlı Devleti anlayışı Osmanlı Devlet anlayışının temelleridir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin merkezleri nelerdir? Anadolu olarak arkadaşlar Söğüt, Bilecik, Karacahisar, İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin merkezleridir. Geçelim şöyle Osmanlı Devleti'nin hükümdar ummanları nelerdir? Bu da gelebilir Bey, Gazi, Han, Hakan, Hünkar, Padişah, Sultan, Halife, Hüdavendigar şeklinde arkadaşlar bunlar hükümdar ummanlarıdır Unvan. Evet, sancak sistemi nedir? Hep sancak sisteminden bahsederiz ders anlatılırken değil mi? Şehzadelerin küçük yaşlardan itibaren sarayda dini eğitime tabi tutulmalarının ardından lala denilen eğitmenler arkadaşlar eşliğinde sancaklara gönderilerek idari ve askeri alanlarda eğitim almaları uygulamasına ne diyoruz? Sancak sistemi uygulaması diyoruz. Sancağa çıkmadan tahta oturan ilk Osmanlı padişahı kimdi arkadaşlar? Bu da böyle ezbere dayalı bir soru. Birinci Ahmet. Tamam mı? Yani genç Osman falan demeyin sakın. 1. Ahmet'te sancağı çıkmadan tahta oturan ilk Osmanlı padişahı. Evet Osmanlı Devleti Taşra Teşkilat nasıl arkadaşlar? Taşra Teşkilatı mesela yöneticiliği, eyaletlerin yöneticileri beylerbeyi arkadaşlar. Ee, güvenlik biriminden subaşı sorumlu. Yani güvenlikten kısacası hepsinde arkadaşlar subaşı sorumludur. Adalet işlerinde eyalet sancak ve kazalarda <laughs> özür dilerim. Adalet arkadaşlar adalet yönetimi ile ilgili kadılar sorumlu ama köylerde kadın naibi vardır. Yöneticilerde ise eyalet sancaklarda sancak bey arkadaşlar. E eyaletlerde beyler bey sancakta sancak bey kazalarda arkadaşlar kadı. Köylerde ise hüdası e, vardır arkadaşlar bu şekilde bunu da böyle yıldız içine alın bunu yani bilmenizde fayda var. Salyaneli arkadaşlar yıllıklı eyaletlerin özellikleri nelerdir? Bir de salyansız var onu da açıklayacağım. Salyaneli arkadaşlar yıllıklı eyaletlerin özellikleri bu eyaletler devlet merkezinden uzak olduğu için. Temar sistemi uygulanmazdı. Vergiler iltizam sistemiyle mültezimler tarafından toplanır. Osmanlı Devleti bu tür eyaletleri gönderdiği valiler vasıtasıyla yönetilmiş. Bu eyaletlerde toplanan vergilerle görevlerin maaşları arkadaşlar. Yani çalışanların maaşları karşılanır. Vergilerin geri kalan bölümü devlet hazinesine gönderilirdi. Mesela örnekler, örnek vermek gerekirse Trablusgarp, Tunus arkadaşlar başka ne var? Yemen, Mısır, Cezayir, Basra ve Habeş salyaneli eyaletlerdir. Böyle uzak eyaletlerdir arkadaşlar. Bunu bu şekilde salyaneli yıllıklı deyince uzak eyaletler aklınıza gelsin. Salyanesiz yıllıksız eyaletlerin özellikleri neler arkadaşlar? Dilik sistemi uygulanır. Bu tür eyaletlerin toprakların memur maaşlarının karşılanması ve toprak gelirleriyle askeri yetiştirmesi için ayrılmıştır. Mesela Rumeli, Bosna, Temeşvar, Budin, Anadolu, Trabzon, Şam, Halep, Diyarbakır, Van, Musul ve Kefe salyaneli eyaletlerdir. Şey, salyanesiz, öz, özür dilerim salyanesiz burada yan, yanlış yazılmış. Salyanesiz, yıllıksız eyaletlerdir. Yakın eyaletler arkadaşlar salyanesiz yani yıllıksız e eyaletlerdir. Bu şekilde aklınıza kalsın. Evet yanlış bir şey söylemedik. Tamam devam edelim. Ayrıcalıklı imtiyazlı eyaletlerin özellikleri nelerdi peki? İç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerdir. Yöneticileri padişah tarafından atanır. Mesela nereler arkadaşlar? Kırım Hanlığı, Eflak, Buğdan, Erdel ve Hicaz bu statüyle ile dahildi arkadaşlar. Hicaz ve Kırım. Dikkat Hicaz ve Kırım Hanlığı hariç bu eyaletler Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödermiş arkadaşlar. Yani miş diyorum çünkü bu bilgiyi ben de yeni öğrendim. Gerçekten önemli. Hicaz ve Kırım hanlığı hariç bu eyaletler Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi öder. İstanbul'un yönetimi nasıldır arkadaşlar? Bunu da böyle basit bir şekilde arkadaşlar ezbere ezbere değil de hani bilmenizde fayda var. Sadrazam şehrin genel düzeninden sorumludur. Yeniçeri ağası şehrin güvenliğinden sorumlu. Şehremini 1855'ten itibaren bayındırlık ve belediye işlerinden sorumlu olmuş. Muhtesip esnafı denetleyerek pahalı sağlıksız ürün satışını engellemekle görevlidir. Taht kadısı arkadaşlar adalet işlerinden sorumludur. Mimar başı ise imar işlerinden sorumludur diyoruz. Yani sadrazamı bilin arkadaşlar. Muhtesibi de bilin. Şehremini e, mimar başı arkadaşlar bunlar çok fazla çıkmaz. Ve bu son sorumuzda arkadaşlar. Slaytımızın sonuna geldik. Videoyu dinlediğiniz için arkadaşlar takip ettiğiniz için beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.